Ah, toprak mercimeği giydirdiğine göre bir yere gidiyorlar. Evden çıkmadan Eda'nın ruhuna gireyim de şu iş bitsin. Bakalım Eda Hanım nerede? Ben hazırım Toprak, hadi gidiyoruz. Tamam anne, ben de hazırım. Ay, burnuma annemin kokusu geldi. Nasıl gelebilir anne? O şu anda cezalı. Biliyorum ama yine de böyle tüylerim diken diken oldu. Niye? Gelip de senin ruhuna girecek mi diye? İster istemez endişeleniyorum tabii. Düşünsene, benim yerime bir geçse kim bilir babana nasıl davranır. Periliçe korusun, evliliğimizi bitirir. Bence babamla sizin evliliğiniz dünyada bitmez. Siz birbirinize çok aşıksınız. Evet ama anneannen çok akıllı bir kadındır. Esasında benim yerime geçse Yavuz'la beni çok kolay ayırabileceği bir sihir var. Nasıl? Öpüşerek yapılan bir sihir. Öpüştüğün zaman ağzından çıkan bir sihirle kocan bir anda senden nefret ediyor. Korkunç bir şey yani. Vay, ipucuna bak. Ağzını seveyim Eda. Ben bu sihiri bilmiyordum. Yani bu sabah anneannem senin yerinde olsaydı babamı sihirlerdi. Ay ay ay. Düşünmek bile istemiyorum. Neyse ki Perihan teyze Betüş'e yaptıkları yüzünden anneme çok büyük bir ceza verdi. İstese de böyle bir şeye cesaret edemez. Kusura bakma ama cesaret edeceğim. Hadi gidelim. Anne? Korkma canım, anneanneni taklit ettim. Hadi gidiyoruz. Hadi mercimek. Aa, Perihan teyze ile dedem geliyor. Aa, onlar. Aman, her yerde karşıma çıkması olmaz. Kim? Perihan. Kim? Perihan teyze. Aa, Eda gelmiş. Ufaklık da yanında. Ne haber Edacığım? Ne haber ufaklık? Merhaba mercimek. Merhaba. İyiyiz. Sizden ne haber? Biz de iyiyiz. Bilin bakalım nereden geliyoruz? Ay, çok merak ettim. Nereden? Dudu'yu görmeye sihirli ormana gittik. Ya, nasıl anneannem? Nasıl olsun Toprakçığım? Çok mutsuz. Cezası kalksın diye Perihan'a yalvardı ama Perihan teyzen kabul etmedi. Kusura bakmayın ama bu sefer kolay kolay affetmeyeceğim. Affedersem senin de yerine geçmeye kalkar. Ne yaparız o zaman? Ah, doğru. Bırak cezasını çeksin Perihan. Çok haklısın. Sen nereye? Perihan beni şatoya bırakacak. Eminsin değil mi? Onun şatosuna gitmeyeceksiniz değil mi? Yok yok. Direkt bizim şatoya gideceğim. Güzel. Hayır, anlamıyorum Edacığım. Hayır, benim şatoma gelse ne olur? Dudu cezalı adamcağız bir başına oturuyor şatoda. Annemi biliyorsun Perihan. Teyze, babamın size geldiğini duyunca çok sinirlenebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Gitsin canım. Kim söyleyecek anneanneme? Olur mu canım öyle şey? Yerin kulağı var. Tamam tamam. Endişelenmeyin, ben şatoya bırakırım Taceddin'i. Siz nereye böyle bakalım? Teyzeme gidiyoruz. Benden de selam söyleyin olur mu? Belki bir ara uğrarım. Olur olur, söyleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay. Perihan! Betüş'cüm, seni karşıma dilek perisi çıkardı. Neden Perihan? Perihan? Ay affedersin, çok boş bulundum Perihan teyze. Ne oldu? Anneni bulamıyorum Betüş'cüm. Ne oldu Perihan, ne oldu? Bilmiyorum Taceddin'cim, birden böyle garip bir duyguya kapıldım. Dejavu gibi bir şey. Neyse, hadi gidelim. Hay Allah. Seni görmeye geldik. Çok iyi ettiniz. De, niye bana öyle bakıyorsun Toprak? Anneannem ruhundan çıktıktan sonra eskisi gibi oldun mu diye.
Canım görmüyor musun? Betüş aynı Betüş. Değil mi Betüş? Tabii ki benim. Ay bu sabah olanları sihirli aynadan seyrettim de... yani Betüş gibi görünüp Dudu gibi davranmam gerçekten çok korkunçmuş. Neyse ki Perihan teyze duruma müdahale etmişti. Ne Sadık, ne çocuklar, ne de Firuze olanları hatırlamıyor. Eda, inanamıyorum. Az kalsın annem yuvamı yıkıyordu. Bütün niyetim de bu zaten. Ne? Ne? Bütün niyeti de bu değil mi zaten? Seni Sadık'tan, beni de Yavuz'dan ayırmak. Öyle. Suzan yok mu? Burada. Mevhibe Hanım onlarda kalıyor ya, biliyorsun. Suzan ne onlarla kahvaltı ediyor ne de kadının kullandığı tuvaleti kullanıyor. Onun için burada tuvalete girdi. Aman canım, o da bu mevzuyu fazla büyüttü. Madem kadından bu kadar rahatsız oluyor, komşuluk hattıdır. Mevhibe Hanım'a bir sihir yaparsın, onu ortadan yok edersin. Aa, aman da aman, kimler gelmiş? Aa, ne yaptın kadına? Bu sen misin? Kim? Eda, bu sen misin, değil misin? Aa, Betüş neler saçmalıyorsun? Demin aynı annem gibi konuştun, değil mi Toprak? Evet. Aman siz de şakadan hiç anlamıyorsunuz. Ben onu espri olsun diye yaptım. Bana hiç öyle gelmedi. Bana da. Aman daha önceki hadiseden öyle bir gözleri korkmuş ki hemen anladılar. Anne? Anneanne? Kim çıkardı bu perilerin her düşündüğümüzü duymasını? Uf! Ne yapacağım ben şimdi? Of! Betüş'le Toprağın beni Perihan'a ispiyonlamaması lazım. O zaman Eda ile Yavuz'u ayıramam. Oh, zaten Eda ile Yavuz'u ayırmak varken niye buraya geldim ki ben? Salak Dudu! Bir an önce elimi çabuk tutup bu sorunu çözmem lazım. Of of! Aa, buldum! Zamanı geriye alacağım. O zaman Toprak'la ben eve geri dönmüş olacağız ve Betüş'e hiç uğramamış olacağız. Zaman geriye aksın! Yok anam yok, Harun'un nalası kullanıyor tuvaleti, inadım ben girmiyorum. Alem. Ah, güzel, kafede her şey yolunda. Ah. Burada her şey eskisi gibi. Harika. Geriye bir tek Toprağa, Betüş'e değil Yavuz'a gideceğimizi söylemek kalıyor. Aman canım, o da devede kulak. Onu hallederiz. O benim sihirli annem.